Merhabalar, ben Bengak Bulut, Concordia Üniversitesi Montreal'de coğrafya bölümünde öğretim üyesiyim. Size bugün küçülmeden bahsedeceğim. Hem küçülme fikrinin, küçülme önerisinin e, ne olduğundan biraz bahsedeceğim. Hem de e, kısaca vaktimiz olursa Türkiye bağlamında ve küçülme politikasının imkanları ve nasıl kurulabileceğiyle e, ilgili birkaç fikirle bitireceğim. Evet. Slide. Evet. Öncelikle küçülme e, nedir? Küçülme nasıl tanımlayabiliriz falan onlara girmeden önce küçülme fikrini belki duydunuz. Küçülme önerisini, küçülme e, ya dair e, fikirleri ve önerileri, politika önerilerini, eylem önerilerini belki duydunuz. E, belki İngilizcesi ya da diğer dillerdeki isimleri de biliyorsunuz ama e, küçülme İngilizcesiyle degrowth, Fransızcasıyla decroissance. Bugün önümüzdeki ekolojik kriz özellikle de iklime dair iklimle ilgili krizin, iklim değişikliğiyle ilgili krizin önümüze koyduğu değişim, dönüşüm, geçiş, transformasyon fikirler arasındaki fikirler arasında yer alan fikir, önerilerden bir tanesi. Aslında birbirimizle ve doğayla ve ekonomiyle nasıl iyi ilişkileneceğimizi bu alanlara dair kararları nasıl vermemiz gerektiğini e, neye yönelik vermemiz gerektiğine dair bir öneri e, çok fazla uzatmadan e, Öncelikle küçülmenin yani dekrasansın küçülmenin e, Fikri olarak e, kaynakları ve köklerinden bahsetmek istiyorum e, Daha sonra bir birkaç böyle boyutuna bakarak bir tanım ya da e, nasıl tanımlayabiliriz nasıl ifade edebiliriz onları da geleceğim. Küçülme aslında büyümenin yani ekonomik büyümenin eleştirisi olan ya da eleştirisini yapan ve çok köklü birçok düşünce biçiminin, düşünce geleneğinin hem siyasi olarak hem daha akademik olarak birçok gelenekten beslenen ve onların arasında yer alan bir yönleri. Ee, bunun arasına e, işte iyi yaşam, iyi yaşamın ne olduğu, e, ekonomik büyümeden bağımsız olarak e, nasıl tanımlanabileceği ya da ekonomik büyümenin ne kadar iyi bir yaşam getirdiğine dair e, eleştirel düşünceleri, eleştirel e, düşünsel izlekleri de koyabiliriz. İşte daha post kalkınmacı ya da kalkınmanın eleştirisi olan e, düşünsel izlekleri de koyabiliriz. Fakat e, ben özellikle iki e, kaynağı ya da kökenini, e, küçülme fikrinin, küçülme önerisinin burada e, altını çizmek, vurgulamak istiyorum. E, bunu hani küçülme nereden besleniyor, ne tür düşünsel e, kaynaklardan besleniyor diye de düşünebilirsiniz. Bunlardan ilki e, biyo-iktisat ya da ekolojik iktisat dediğimiz e, 20. yüzyılın başından itibaren aslında ana akım iktisadın bir alternatifi olarak ekonomik alanı nasıl gördüğümüz, nasıl görmemiz gerektiği, nasıl ifade etmemiz gerektiği, nasıl anlamamız gerektiğine dair e, alternatif bir düşünce ekolü, ekolojik iktisat. E, ekolojik iktisatın kurucularından sayılan e, Nikolay Georgeski Rogan'ın özellikle e, çalışmalarında 1970'ler başı 1960'lar sonuna denk gelen çalışmalar, George Grogan ekonomik süreci ya da ekonomi alanındaki süreci bir biyofiziksel süreç olarak tanımlıyor. Biz daha doğrusu anlamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü ekonomi de sonuçta ekonomi dediğimiz toplumsal gerçekliğin ekonomi dediğimiz alanında biyofiziksel dünyanın bir parçası ve biyofiziksel kanunlara. Ee, ekonomik, süre, ...ekonomik süreçlerin de tabi olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Ee, termodinamik yasalarından ikincisi dediğimiz entropinin... ...aslında ekonomi ekonomik süreçlere de e, uygulanması... ...yani ek, entropinin ekonomik süreçlerde de geçerli olduğunu... E, e, ...çalışmalarında gösteren e, bir iktisatçı George S. Grogan. Bu e, yani entrop ekonomik sürecin entropik olması demek ekonomik süreç içinde yani üretim, e, tüketim ve e, daha sonra ürettiğimiz e, atıkların e, atık yani atıkları atma süreçlerinin hepsinin aslında e, entropiye e, tabi olduğu yani bu süreçlerde enerjinin e, kullandığımız yani maddelerin içinde ham maddelerin içinde örneğin olan ve onları uyguladığımız enerjinin toplamının o süreçte, o dönüşüm sürecinin içinde mutlaka geri dönülemez biçimde dağıldığı, yani dissipate dediğimiz e, dağıldığı, yani bir miktar enerjinin kaybolduğu demeyelim de kullanamayacak biçimde e, evrende dağıldığını gösteriyor George S. Crowley. Bu ne demek? Bu ekonomik süreçte her zaman bir miktar e, atık ürettiğimiz, yani bu atığın aslında hem hem atık olarak hem de e, ısı olarak bu enerjiyi geri getirilemeyecek şekilde evrene dağıttığımız bir kısmını kaybettiğimiz e, tırnak içinde e, demek. Bu da her zaman yani büyümeyen bir ekonomiyle kaldı ki büyüyen bir ekonomi mutlaka her zaman yeni enerji ve yeni ham maddelere ihtiyaç duyacak ve her zaman bir e, atık e, üretecek demektir. Bu e, düşünsel kaynağın küçülme için anlamı ya da yani bizim önümüze koyduğu gerçek Büyüme, ekonomik büyüme, büyümenin e, ekonomik büyüme biyofiziksel etkilerinden tamamen ayrıştırılamaz. Bu e, İngilizcesiyle decoupling dediğimiz yani ekonomik büyüme süreci. Bir takım ham maddelerin e, dışarıdan dışarıdan değil doğadan alınması, enerjinin doğadan alınması, dönüştürülmesi ve işte insan e, aktivitelerine dair kullanılması. Arkasından da bir e, atık olarak ortaya çıkması sürecinin her zaman bir biyofiziksel etkisi olacağı yani ya kaynaklar kaynaklar üzerinde kullanımları üzerinde bir etkisi olacağı ya da ürettiğimiz atıkları nereye atacağımız konusunda biyofiziksel etkileri olacağı anlamına geliyor. Bu konuya tekrar geleceğiz ama bugün yani bu şu açıdan önemli küçülmecilere göre ya da küçülmecilerin hareket ettikleri temel noktalardan, temel başlangıç noktalarından bir tanesi, bu biyofiziksel etkilerin her zaman olacağı, teknolojinin ne kadar ilerlerse ilerlesin, işte yenilenebilir enerji teknolojileri ya da işte daha az enerji kullanarak bir şeyler üretmek ya da atıklarımızı daha etkin bir şekilde dönüştürmek falan gibi teknolojilerin ne kadar ilerlerse ilerlesinler, hiçbir zaman sıfır ekolojik etkili, sıfır biyofiziksel etkili bir ee, ekonomik sürece gelemeyeceğimiz ve her zaman doğanın e, biyofiziksel limitlerini e, dikkate alacak şekilde yaşamamız gerektiği, bununla da e, özellikle içinde bulunduğumuz <laughs> bağlam içinde e, kullanımımızı sınırlamak, azaltmak, yani aslında enerji ve madde kullanımlarımızı e, ekonomiler olarak düşürmemiz gerektiği, ancak bu şekilde e, ekolojik sürdürülebilirliğe gelebileceğimiz, yani ekonomik büyümenin biyofiziksel açıdan e, sonsuza kadar asla gidemeyeceği ve küçülmeye başlamamız gerekti. E, i̇kinci bir kaynak e, ya da feyz veren e, diyim e, düşünsel alan, e, özellikle demokrasi ve otonomi yani ya da demokrasi ve e, özertlik e, arasında e, demokrasi ve özertlik ile e, Ekonominin ölçeği, ekonomik ilişkilerin ölçeği, ekonomilerimizin ölçeği arasında ilişki kuran özellikle felsefe alanında yazan İvanilj, Cornelius Castoriades, Andre Gorz gibi yazarların kurduğu bu ilişki. Bu yazarlar farklı açılardan ya da düşünürler diyelim, bu düşünürler farklı açılardan yaklaşsalar bile hepsi bir şekilde büyüyen, devamlı büyüyen, devamlı ölçek büyüten bir ekonomiyle insanların kendilerini öz yönetme, yani kendi hayatlarının nasıl gideceklerini ve kendi hayatlarını etkileyen kararlara katılma verme kapasitelerinin arasında negatif bir ilişki olduğunu söylüyorlar. Yani mesela İvan için özellikle bahsettiği konulardan bir tanesi büyüyen ölçekle beraber büyüyen altyapı e, ve teknolojik yani büyük teknolojiler e, ve büyük altyapı projelerinin örneğin e, getirdiği çok e, büyük ve merkezi bürokratik yapıların e, herhangi işte normal sıradan insanların bu altyapıların nasıl yönetileceğine, bu teknolojilerin nasıl yönetileceğine dair kararlarda söz hakkı e, olmamasıyla beraber gitti. Yani daha bürokratik, daha teknokratik e, yönetimlerin gerektirdiği, ölçeğin büyümesinin bu tür yönetimler gerektirerek aslında sıralı insanların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını gitgide azalttığı altını oyduğu gibi bir yerden yaklaşıyor. Ancak buna bunu e, daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Mesela kapitalizm altında artan bir e, üretimle, yani devamlı üretme, üretimin devamlı artmasıyla beraber gelen tüketimin devamlı artırılması ihtiyacı çünkü ne kadar çok üretirse üretsin kapitalizm ancak o ürettikleri tüketilebilecek ölçüde e, kendini yenileyebilen bir sistem bu tüketimin artırılabilmesinin yani sonsuz tüketimin <laughs> olabilmesinin ya da yani hani e, sağlanabilmesinin en azından e, iddia edilebilmesinin de e, insanların kendi ihtiyaçlarının gerçekten ne ihtiyaçları olduğunu e, kendilerinin belirleme kapasitelerinin e, azalması, erozyona uğramasıyla e, mümkün olduğunu söylüyor. Yani, e, Gorz için de ancak Gorz için de e, ekonominin alt e, artan e, ölçeğiyle yani üretim ve tüketim ilişkilerinin devamlı artması, üretim ve tüketim aktivitelerinin devamlı artmasıyla insanların neye ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçları nasıl karşılamak istediklerini, nerede dur deyip nerede aslında dur diyemediklerinin e, kay, yani bu, buna dair kararları verememeleriyle yan yana gittiğini söylüyor. Yani bu düşünürler için hani farklı bir taraftan bakarak sonsuz büyüme, devamlı ekonomik büyümenin olması, hani devamlı 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 daha fazla bir, üretmemiz ve tüketmemiz ekolojik olarak ya da biyofiziksel olarak mümkün olsa bile e, insan hayatı ve insan hayatının anlamı insanların kendi hayatlarını dair kararları verebilmeleri açısından e, Aslında arzu edilebilir bir şey olmadı yani mümkün olsa bile biz böyle bir hayatta yaşamayı istemiyoruz e, istemiyor olabiliriz diyor olmalı şimdi küilmeyi bir, filmi bir e, tanımlayayım çünkü şu ana kadar böyle bir etrafında dolaştık e, kökenleri vesaire falan filan derken ama e, tam olarak küçülme derken küçülmeciler, küçülme üzerine yazan çizenler ya da küçülmeyi e, önerenler e, tam olarak neden bahsediyor bunu söylemedim. E, aslında çok böyle bir tane e, şeyi yok küçülmenin tanımı yok. Ben genellikle küçülmeyi üç şekilde ya da üç sacayayla tanımlıyorum çünkü farklı farklı şeyler ifade ediyor ya da bunların hepsini birlikte iç içe ifade eden bir, bir aslında öneri. Küçülme öncelikle hakikaten küçülme. Yani kelime anlamıyla daha küçük bir metabolizmayla yaşamamız. Bu metabolizma e, analojisi ya da metaforu özellikle ekolojik iktisatçılar tarafından ekonomik alanı biyofizikselliğini göstermek ya da ifade etmek için kullanılan bir analoji. Yani Ha, ekonomiler aslında biyolojik metabolizmalar gibi düşünülebilir şu anlamda dışarıdan ekonomiler de dışarıdan enerji ve madde alırlar bunları metabolize ederler kendi ihtiyaçları için ondan sonra da e, bir takım işte atıklar çıkarırlar dışarıya e, düşünme <laughs> aslında işte en belki işte şey anlamıyla, kitabi anlamıyla, en yani kelime anlamıyla bu e, işte dışarıdan aldığımız enerji ve madde ve yani girdi çıktısının, throughput'un azaltılması demek. Bu da yani üretim ve tüketim aktivitelerimizin, ekonomilerin içindeki iradi yani zorla kendi isteğimizle ve hakkaniyet gözetecek biçimde yani işte herkes zaten şu anda dezavantajlı olan e, zaten yoksulluk içinde ya da yokluk içinde yaşayan grupların ya da bireylerin e, daha da kötü durumda düşmesi olarak değil hakkaniyet gözetecek biçimde azaltılması. Yani bir küçülme hatip Fakat küçülme sadece bu demek değil. E, ve yani e, fark etmişsinizdir bu zaten işte bu enerji madde girdi çıktısının azaltılması az önce bahsettiğim bu biyofiziksel limitlerin ...önemliliğiyle çok alakalı bir şey. Fakat küçülme önerisi sadece bundan ibaret değil. Bundan çok daha aslında temelden bir dönüşüm ifade ediyor. Bu temelden dönüşüm daha temelden bir eleştiri olmasının... ...ilk taraflarından bir tanesi aslında küçülme... ...sadece küçül bir şeylerin küçültülmesi değil ya da büyümenin durdurulması değil... Büyüme fikrinin ya da e, Serge Latouche çok önemli bir küçülme e, düşünürünün aslında e, kavramıyla söylersek e, küçülme ideolojisinin eleştirisi. Bu ne demek? Yani bu, bu demek e, ki küçülme fikri ya da degrowth dekvasans aslında büyümenin, e, ekonomik büyümenin her ne olursa olsun daha... Her zaman daha iyiyle ya da ilerlemeyle ya da kalkınmayla ya da işte daha iyi bir noktaya gelmekle eşitlenmesi otomatikman büyüyen bir ekonominin iyi bir ekonomi ya da tırnak içinde sağlıklı bir ekonomi mesela olarak görünmesi fikrini eleştiriyor. Ve büyümeyle büyümenin bu otomatikman daha iyiyle eşitlenmesini aslında orayı kurcalayan bir fikir. Ee, ve küçülme o yüzden aslında daha temel olarak e, kimilerine göre ki ben de bu fikirdeyim e, gerçekten bir küçülmek kadar e, büyüme fikrinin, büyümenin, ekonomik büyümenin toplumsal bir amaç olarak e, terk edilmesi e, ve buna karşın işte bir ekonominin ne yapması gerektiğini bir ekonomik olarak yani bizim bir toplumsal amacımızın ekonominin büyümesi dışında neler olabileceğini dair açılması olarak e, anlayabiliriz. E, burada işte aslında iktisadi rasyonel, rasyonelite ya da ekonomizmin e, eleştirisiyle çok yan yana giden bir tarafı bu küçülmenin e, iktisadi rasyonelitenin bu tahakkümüne yani büyümenin ya da işte ekonomik büyümenin ekonomiye dair aslında bizim arzu toplumsal olarak arzu edebileceğimiz ya da hedefleyebileceğimiz diğer her türlü amacın ve rasyonitelerin üzerinde kur e, tahammü, tahakküm kurmasına e, bir karşı çıkış ve bu açıdan da aslında ekonomi dediğimiz ve çok teknokratik ve çok e, işte hani büyümeye endeks olarak düşünülen alanın e, toplumsal ve siyasi alanların içine gömülmesi yani buraya dair toplumsal ve siyasi kararların verilebileceği e, ekonomi teknokratik ve apolitik bir alandan ziyade toplumsal ve siyasi bir alan olarak görmek gerektiğiyle e, el ele gidiyor. Son olarak da küçülmenin <laughs> bu daha temelden bir dönüşüm e, ifade ettiğine dair söylediğim ikinci e, aslında taraf e, küçülme sadece daha az değil farklı vurgusu yapıyor. Yani e, var olan e, büyümeye odaklı büyümeye endeksi kapitalist ekonomilerin küçülmesi ya da bir büyümeye odaklı bir ekonomide negatif büyüme olması değil küçülme. Ee, küçülme işte tam olarak aslında ekonomik alanın farklı örgütlenmesi. farklı bir farklı ekonomik yapılar ve farklı ekonomik amaçlara e, yönelik. Yani hem farklı ekonomik bir yapıyla farklı amaçlara yönelik e, ekonomik süreçleri örüntülemek. Yani bu alanda bu bağlamda bahsedilen küçülmeciler ciler arasında e, sayılan örneğin amaçlar arasında ihtiyaçların yani kullanım değerinin ve ihtiyaçların karşılanmasının daha merkeze alındığı, toplumsal ve ekolojik değerlerin öncelendiği, bakım dayanışma hakkaniyet gibi değerlerin ve prensiplerin öncelendiği bir ekonomi kurmak, yani aslında kapitalizmin dışında bir ekonomi kurmak demek küçülmek. E, tabii bu bağlamda. E, bu işte hani ihtiyaçları merkeze aldığımız zaman toplumsal ekolojik değerleri e, merkeze aldığımız zaman bakım, dayanışma, hakkaniyet vesaire gibi e, değerleri ya da prensipleri merkeze aldığımız zaman bu demek oluyor ki, ki bu noktaya tekrar geleceğim e, bir küçülme ekonomisinde ya da bir küçülme e, geleceğinde büyümesi gereken <laughs> bir takım aktiviteler bir takım sektörler bir takım süreçler olacak yine de ama küçültülmesi gereken bir takım şeyler de olacak yani bu işte yine küçülme sadece az ya da küçük değil farklı bir ekonomi demenin bir getirisi de bu farklı ekonomide bugüne nazaran bugüne ile kıyasladığımız zaman daha fazla ne istiyoruz hangi şeyleri büyütmek istiyoruz ve hangi şeyleri istemiyoruz ve küçültmek istiyoruz gibi bir toplumsal aslında müzakere ve tartışma alanının açılması gerekiyor. Bu daha sonra kaynakların içinde de bahsedeceğim ve göreceksiniz. Türkçeye çevirisini de bir kolektif olarak bizim üstlendiğimiz eee Growth Vocabulary for a New Era adlı işte bir el kitabı diyeyim. içinde içinde küçülmeyle ilgili bir takım işte ansiklopedi gibi şeylerin olduğu, maddelerin olduğu ve işte hepsinin iki buçuk, üçer sayfalık e, yazılarla olduğu bir kitaptan e, bir, çok sevdiğim bir e, şey, e, bir, bir, bir resim <laughs> diyeyim. E, işte yani sadece küçülme, küçülme, büyümeye yönelik, büyümeye dayalı bir ekonomide e, kriz ya da işte durgunluk olması demek değil. İşte aşağıya doğru bakan pil e, mesela onu gösteriyor. Bir kriz e, ya da durgunluğu gösteriyor ama e, tamamen farklı, farklı örgütle bir ekonomi demek küçülme. Şimdi küçülme nedir e, diye başladım ama ben bazen küçülme ne değildir e, diye başlamak ya da onu anlatmak daha bile açıklayıcı olabiliyor öte yandan bir de çok hakikaten e, yanlış anlaşılıbil yanlış anlaşılan yanlış e, aksettirilen yanlış ifade edilen ya da yanlış temsil edilen e, bir e, bir öneri küçülme e, bazen sadece ismine bakıp geçildiği için ve bazı kısımları çok fazla e, daha detaylı okumak ya da anlamak ya da dinlemek e, istemediği için de olabiliyor insanlar. Bazen de hakikaten küçülmecilerin e, yani küçülme dediğimiz şey de homojen bir alan değil, yekpare alan değil. O yüzden e, farklı farklı e, yorumları ya da farklı tarafların önüne çıkaran küçülmeciler de var. Fakat e, şu söylediklerimde bence herkes, e, hani bütün küçülme camiası diyeyim e, hem fikirdir fakat bu söylediklerimde aslında küçülmeye dair en bariz ya da en e, hani Evrensel neredeyse yanlış anlaşılmalar. küçülme e, Öncelikle küçülme gayrisafi safi milyasının azalması olarak ölçülen ya da ifade edilen bir şey değil e, bu az önce söylediğim şey e, hani küçülme sadece e, büyümeye dayalı bir ekonominin küçülmesi demek değil o büyümeye dayalı ekonominin kendisini yeniden örgütlemek, başka şekilde örgütlemek olduğu için zaten küçülme e, büyümeye dayalı bir e, ekonomide yani gayri safi milli hasılanın azalması olarak ölçülecek bir durgunluk ya da kriz durumu değil. E, ama burada zaten gayri safi milli hasılanın e, gayri safi milli hasla küçülmeciler için zaten e, isabetli ya da herhangi bir şey söyleyen e, bir gösterge değil. Yani gayri safi milli haslayı bir bir ekonominin ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar iyi olduğu, ne kadar işte refah, o, o ülkede yaşayan insanların refahlarının ne olduğuna dair bir gösterge olarak zaten e, çok boş buluyor e, küçülmeciler. O yüzden küçülme bu değil, küçülmeyi hani illaki nasıl ölçüyoruz, ölçeriz, nasıl küçül küçülme ekonomisinde miyiz, küçüldük mü? hani ya da küçülme başarılı oldu mu falan diye düşünecek olsak daha ziyade hani hem e, ekolojik hem e, sosyal hem refahla ilgili insan yani daha doğrudan göstergeleri gayri safi milli gibi e, fiyatı dayalı göstergeleri değil daha doğrudan göstergelere bakmayı daha doğru buluyor küçülmeciler. E, i̇kincisi küçülme e, her sektörün ya da her aktivitenin ek ekonomideki her sürecin her ekonomik aktivitenin, her üretim biçiminin, her yeniden üretim biçiminin, her üretilen her şeyin azaltılması demek değil. Az önce söylediğim gibi işte neyin büyüyeceği ya da neyin küçüleceğine dair aslında bir toplumsal ve politik bir tartışma sürecinin başlatılması demek. Buna küçülmeciler seçici küçülme ya da selective degrowth diyorlar. bu ne demek? Neyin daha fazlasını ve neyin daha azını arz arzu ettiğimize dair Aslında e, demokratik Kolektif bir sürecin işletilmesi demek e, Buna dair de birkaç örnek daha sonra vereceğim ama e, yani atıyorum e, daha fazla bakım e, bakıma dayalı diyeyim ilişkileri e, daha fazla eğitim daha fazla sağlık e, ve bakım e, hizmetlerini daha fazla örneğin agroekolojiyi daha fazla e, yerel e, gıda üretim sistemlerini vesaire 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 istiyor e, olabiliriz. E, fakat zarar veren yani kapitalizmin e, içinde o yani hem kapitalizme dair hem de yani büyümeye dair e, de hem insan hayatına hem insan dışı hayata e, zarar veren ve çoğunlukla da geri dönülmez zararlar veren aktivitelerin de azaltılması. Yani bu işte demin dediğim gibi aslında zararın azaltılması ya da yok edilmesi, o aktivitelerin tamamen durdurulması ee, ama neyin istediğimizi de daha fazla yap yapmak ve yapabilmekle ilgili e, bir öneri. <laughs> e, ve son olarak da küçülme işte tepeden inme bir kemer e, sıkma politikası değil. E, yani bu örneğin yani küçülme bir küçülme e, önerisi içinde ya da bir küçülme geleceği içinde küçülmeye dair gittiğimiz bir yol içinde ön, e, diyelim. E, her zaten bugün özellikle yoksulluk ve yokluk içinde yaşayan kimselerin de küçülmesi, onların daha da az e, işte hani çalışması ya da onların da daha az tüketmesi falan filan değil zaten küçülme hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru bir sınır koyma ya dair bir e, öneri yani yukarıya doğru dediğim Az önce bahsettiğim işte ne kadar madde ve enerji kullandığımızla ilgili bir takım sınırları koymak fakat küçülme yukarıya doğru yaptığımız kadar aşağıya doğru da yani asgariye doğru da herkesin e, asgari bir refah seviyesinde ...kalacağın kalmasını e, ya da askeri bir refah seviyesini sağlayacak... ...bunu garanti altına alacak bir takım e, düzenlemeler yapılmasını özellikle merkezine alıyor. Ki yani e, bir topluluk olarak ya da bir toplum olarak... En ...kullandığımız enerji ve maddeleri azalttığımız zaman bundan en çok etkilenecek kesimlerin zaten şu an kırılgan olan zaten tarihsel olarak veya güncel olarak dezavantajlı olan adaletsizliğe uğrayan kesimler olmaması buna, bun, bunun tam aksine e, zaten bu içinde olduğumuz durumun e, müsebbibi olan ya da bu içinde olduğumuz durumdan derken yani içinde olduğumuz ekolojik krizden özellikle bahsediyorum ya da bu ekolojik krizin devamından zaten e, yarar sağlayan, fayda sağlayan ekonomik olarak özellikle grupların daha fazla yani onların küçülmesi ve onların zaten aktivitelerin küçülmesi ve bu bu esnada da bir yeniden bölüşüm daha hakkaniyetli bir bölüşümün sağlanmasıyla ilgili bir öneri küçülme. Bunun kolektif ve demokratik yönetilmesi yani tepeden inme bir şekilde değil kolektif ve demokratik süreçlerle ve kurulacak belki yeni oluşturulacak kurumlarla yönetilmesini öngörüyor küçülmeciler. E, ve bunun da e, son yani ekonomik yapı ve kurumları özellikle kapitalizmin e, büyüme zorunluluğu e, getiren yapıların kurumlarının ve yapılarının değiştirilmesi ve dönüştürülmesi demokratik ve kolektif bir şekilde dönüştürülmesi e, burada çok önemli. yani Bunların içinde ne var özel, mesela özel mülkiyet ee, işte piyasa e, ve piyasa mübadelesi, işte yani piyasada Sonuçta e, kar amacı üretmek ve e, üreticilerin devamlı birbiriyle daha e, ucuza daha fazla üretmek üzerine e, e, şey içinde olduğu e, yarışma içinde olduğu e, bir kurum ve yani büyümeyi aslında şey yapan e, it, itkileyen e, ya da yeniden üreten büyüme zorunluluğunu yeniden üreten kurumlar bunlar bir diğeri mesela borçluluk borçluluk dediğimiz şey işte e, borç aldığınız zaman faiz geri ödüyorsunuz ve bu sistemin üzerinde zaten bir büyüme zorunluluğu bir büyüme baskısı yaratıyor e, öte yandan işte borcunu ödemek isteyen e, küçük üretici de mesela hani kendi e, ihtiyaçlarını sadece karşılamak ve işte hani birazcık daha üzerinde art, art, birazcık daha artık değer üretmek ile kalamıyor. İşte faiziyle borcunu ödemek için e, daha fazla ödemek zorunda kalıyor gibi. E, i̇stihdam örneğinde de şu ki hani kapitalizmin içinde istihdam e, e, ekonomik büyümenin yükseldiği, yükselmesi ya da işte durması, ekonomik büyümenin devam etmesi ya da durmasıyla çok bağımlı bir şekilde giden e, bir yapı yani istihdamın ve kapitalizm içinde istihdam edilmiyorsanız işte e, para cinsinden size maaş veren bir şeyiniz yoksa işiniz yoksa hayatta kalmanız imkansız. O yüzden kapitalizm öyle bir şey e, öyle bir bağlantılar ve kurumlar yaratmış durumda ki e, insanların çoğunun hayatta kalması, kendilerini idame ettirebilmeleri imkanı ekonomik büyümenin devam etmesine son derece bağımlı. O yüzden bu bağları, bu kurumları değiştirmeden, dönüştürmeden, başkalarını yerine koymadan küçülmenin imkanı yok. O yüzden aslında küçülme bir tamamen ekonomiyi değiştirme, ekonominin kurumlarını değiştirme projesi. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman e, küçülme, e, küçülme yeniden <laughs> diye bir başlık koydum bu slayda. E, küçülme aslında bir ekonomiyi yeniden şekillendirmek, ekonomiyi değiştirmek, ekonomiyi yeniden merkezlemek, ekonominin merkezi merkezi amacı dediğimiz ekonominin neye hizmet etmesi gerektiği, ekonomik süreçlerin neye hizmet etmesi gerektiği ne dair başka kararlar vermek, bunu değiştirmek demek. Bu ne demek olabilir? Yani yeniden şekillendirmek, yeniden yöneltmek, yönünü değiştirmek, merkezin de yeniden merkezlemek ne demek? Örneğin Hafriyatçı yani ekstraktivist e, faaliyetler, fosil yakıtlar, askeri harcamalar, reklamlara verilen fonlar vesaire, reklamlara harca, yapılan harcamalar vesaire gibi aktivitelerden çıkıp e, insan ve insan dışı hayatı üreten veya yeniden üreten ve sürdüren faaliyetlere örneğin sağlık, bakım, eğitim, yerel gıda sistemleri gibi faaliyetlere doğru kaymak birinden diğerine doğru yöneldi. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani bu yöneliş neye, neye tekabül edebilir? Kamu kaynaklarını örneğin işte bu tür zarar verici hafriyatçı faaliyetler, fosil yakıtlar, askeri harcamalar gibi yerlerden çekip işte diğer yani insan ve insan dışı hayatı hayat diyeyim, hayatı üreten ve sürdüren aktivitelere ve faaliyetlere doğru kaydırmak. Vergilendirme sistemleriyle ilk gruptaki işte zarar verici faaliyetleri e, daha ziyade hani cezalandırmak ve e, veya yani onları zaten e, gün cezalandırmayı bırakın zaten onlara e, şey yapıyoruz, sübvansiyon veriyoruz ve destek veriyoruz. E, o ilk tarafı e, vergilendirmek, daha çok vergilendirmek ve onları onu desteklemeyip ikinci tarafı hayatı sürdüren e, aktiviteleri desteklemek ve onları özendirmek, onları doğru kaydırmak kaynaklarımızı. ve bu bağlamda mesela demokratik olarak belirlenmiş sınırlar ve moratorium moratoryumlar. bu takım bu, bu bu takım aktiviteleri. Yani hafiyacılık faaliyetlerden tamamen vazgeçmeyi de isteyebiliriz ama işte bazılarına işte bir demokratik olarak karar verdiğimiz sınırlar koymak isteyebiliriz vesaire. Ee, bunun bir yan, yanı sırada yani bu yeniden merkezleme, yeniden şekillendirme aktivitesinin e, bir parçası da mutlaka az önce de hani bahsettim e, kısa kısa ya da yani hani şöyle bir göz kırptık e, temel ihtiyaçları yani bu hayatı üreten ve sürdüren faaliyetlere yönelmek ve ekonominin bir aksını değiştirmek, yönelimini değiştirmenin yanı sıra da temel ihtiyaçlara yani ihtiyaç temelli bir ekonomi kurmak ve herkesin ihtiyacı olan temel mal ve hizmetlere hakkaniyetli bir şekilde ve engelsizce erişimini sağlamak. Bunların arasına işte sağlık, eğitim, barınma gibi ihtiyaçlarımızı mesela meta halinde olmaması ve hepimizin erişebileceği metasızlaştırmak, dekomedifikasyon dediğimiz olduğu gibi işte evrensel temel gelir desteği, UBI, Universal Basic Income gibi hani herkesin her şeyden bağımsız olarak ...hayatını idame ettirmesine yardımcı olacak... ...belli bir gelir desteğine hakkı olması gibi... ...düzenlemelerde bulunuyor. Şimdi... E, e, ...size, yani benim <laughs> bir küçülmeci olarak diyeyim... ...ya da çok küçülmeci miyim ben de çok emin değilim... ...küçülmenin içinde olan, küçülmeyi ciddi alan... E, ...ve onunla angaja olan bir düşünür ve bir akademisyen olarak benim için mesela küçülmeyi kurmanın zeminini kurmanın ya da zemin hayata geçirmenin üç temel ve vazgeçilmez aksından bahsedeceğim bunlardan ilki aslında feminizmle küçülmenin kesiştiği ya da angaja olduğu birbirine ne bakışımlı olduğu alanlardan birisi bu iş nedir ya da emek nedir, üretim nedir, işi nasıl tanımlıyoruz ve bir küçülme geleceğinde ya da bir küçülme önerisinde hangi işlere ihtiyacımız vardır, işi nasıl tanımlarız, ne tür işleri istiyoruz. Burada feminizmin bize verdiği çok önemli ve tarihsel olarak çok da geç, yani köklü bir geçmiş olan derslerden bir tanesi toplumsal yeniden üretim emeğine dair. Toplumsal yeniden üretim dediğimiz aslında e, toplum olarak hayatı yeniden üreten yani hem e, işte bizim biyolojik olarak yeniden kendimizi üretmemiz bir toplum olarak e, çocukların e, doğması, bakılması, e, büyütülmesi hem de e, bu bu süreçte ihtiyaçlarımızın karşılanması hepimizin ihtiyaçlarını ve yani insan dışı e, doğanın da ihtiyaçlarını karşılayan yani hayatı yeniden üreten emek. Bu emek e, biçimi e, özellikle kadınların üzerinde olan çok görünmez e, ve çoğu zamanda her zaman değil ama çoğu zamanda e, ücretsiz olarak icra edilen bir emek türü. E, bu işte küçülmenin hayata geçirilmesindeki ilk önemli aks e, işte bu iş tanımını ya da emek tanımını bugün var olan hali halihazırdaki ekonomik sistemler kapitalizm içinde sadece ücretli ve meta üreten emeği değil e, hayatı üreten ve ihtiyaçlarımızı e, ihtiyaçlarımızı karşılayan e, emeği merkeze almak. E, toplumsal yeniden üretim emeğini görünür kılmak ve desteklemek. Buna dair küçülme e, yani feminizm feminist küçülmeciler e, ya da küçülmenin içinde olan tartışmalar Örneğin bir bakım geliri yani e, hepimizin yaptığı aslında bakım faaliyetlerini ve bakım emeğini destekleyecek ama özellikle de e, ücretsiz biçimde ev, ev içinde, hane içinde e, ya da başka şekillerde ücretsiz ya da çok az ücretle yapılan bakım emeğini ve bakım emekçilerini e, gelirine desteklemek. Hak ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi ve toplumsal ve ekolojik yeniden üretim biçimlerine, bunun içinde bakım da var, işte atıyorum agroekoloji de var. Bu tür yeniden üretim emek biçimlerine kamusal yatırımların yapılması. Bu tür müdahalelerin, bu tür aranjmanların getireceği pozitif şeylerden bir tanesi de işte şu an kabul gören halihazırda kabul edilen neyin iş olduğu e, ücretli emeğe endekslenmiş olan ve meta üreten e, emeğe endekslenmiş olan iş tanımının aslında genişletilmesini e, ve hangi neyin iş olarak kabul ve kıymet gördüğünü dönüştürmesine de etkisi olacak pozitif etkisi olacak e, müdahaleler bunlar. <laughs> Bunun yanı sıra e, bu aksın içinde yani görünür kılmak ve desteklemek nin yanı sıra toplumsal yeniden üretimin yani ihtiyaç hem toplum olarak kendimizi biyolojik olarak hem de e, toplumsal olarak yeniden ürettiğimiz bu bakın e, emek biçimlerinin demokratik ve eşitlikçi biçimde örgütlenmesi e, yani sadece kadınların üzerine yüklenen ve işte ücretsiz ve onların kontrolünün çok dışında yapılan bir emek olmaması bunun e, demokratik ve eşitlik, eşitlikçi biçimde örgütlenmesine dair e, e, müdahaleler yapılması İkinci aks e, demokrasi ve özellik ya da otonomi diye adlandıracağım aks e, ve en başta bahsettiğim gibi Kastoriadis, Kornelis Kastoriadis, Ivan Ivanilis gibi düşünürlerden gelen çok e, önemli bir özellik e, vurgusu zaten var e, şeyin içinde, küçülmenin içinde. Bunu biraz daha e, aslında e, ilerlettiğimiz zaman yani bu düşünce bu e, kaynağı eee iktisadi rasyonelitenin yani ekonomiyi örgütlerken ekonomizm dediğimiz ya da ekonomik alanına dair ne yapmak istediğimiz bir toplum olarak ekonominin neye hizmet etmesini istediğimiz e, konusunda ekonomizm ya da iktisadi rasyonelitenin boyun durumundan çıkmak aynı zamanda da bu alanı aslında etik politik karar verme alanı olarak yani sadece bir teknik teknik ya da teknokratik bir alan değil e, ekonominin neye hizmet etmesine ne da, gerektiğine dair neyi istediğimize dair demokratik kararların ve etik politik dertlerin e, öne çıkarılabilmesi buna dair bir takım e, kurumsal müdahalelerin yapılabilmesi. Burada ekonomik demokrasi kavramı önemli. E, bunu da çok geniş olarak çok içine girmeyeceğim ama e, daha fazla e, vereceğim belki kaynaklarda, önereceğim kaynaklarda e, üzerine düşünenleri bulabilirsiniz. E, neyin üretileceği, ne kadar üretileceği, nasıl bir şekilde üretileceği, nasıl bir teknolojide üretileceği, e, bu üretilerin nasıl bölüşüleceği, e, bölüşüldükten sonra mesela ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra arta kalanın ekonomik artığın nereye yönlendirileceği, nereye yatırım yapmak istediğimiz, hangi aktiviteleri desteklemek istediğimiz gibi kararların e, demokratik olarak verilmesi buna dair hani daha mikro alandan daha makro alana dair kadar birçok e, aslında düzenleme düşünebilir. E, üretici kooperatiflerini ya da işçi kooperatiflerini düşündüğümüz zaman Bunlar zaten hali hazırda ne üretilecek, ne kadar nasıl üretilecek, kime kaç para verilecek, fiyatı ne olacak falan filan gibi e, kararları e, belli bir seviyede demokratik olarak verilen, e, veren yapılar. Ama bunun yanı sıra işte mesela katılımcı bütçeleme gibi e, yani katılımcı düş e, bütçeleme gibi e, daha mezo ya da makro alanda e, var olan öneriler de ekonomik demokrasiyi... E, hayata geçen öneriler ya da katılımcı planlama yani sadece bütçeleme değil daha bir ekonomi makro seviyede e, sektörler arasında e, neyin üretileceği neyin yani daha makro düzeyde neyin üretileceği neyin tüketileceği nasıl bölüşüleceği kararlarının demokratikleştirilmesi ve bu anlamda da aslında otonomi yani ihtiyaçlarımızın ne olduğu bunları nasıl karşılayacağımızı dair kararların e, bu kararlarından etkilenecek insanlar tarafından doğrudan verilmesine dair e, düzenlemeler düşünülebilir. Son olarak e, bahsetmek istediğim aks da adalet. Adalet e, küçülme için çok önemli bir kavram, buna çok içkin bir kavram. Bunlardan, bunun iki tarafı var yani adalet adaletsizlik, büyüme, küçülme arasındaki ilişkini küçülmeciler için e, büyüme zaten adaletsizliği artıran, üreten, yeniden üreten itkilerden bir tanesi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi e, büyüdükçe, ekonomik büyüme devam ettikçe çevresel kaynaklar, yani doğa üzerindeki baskımız zaten artıyor. Yani hem kaynak kullanımı olarak hem ürettiğimiz e, atıkların e, nereye gideceği açısından e, bizim yani ekolojiye verdiğimiz zarar ya da doğaya verdiğimiz zarar yarattığımız baskı artıyor. Bu baskı arttıkça yarattığımız aslında çevresel etkiler, çevresel maliyetler de kat be kat artıyor ve zaten içinde bulunduğumuz sistemler son derece yani güç eşitsizliği üzerine kurulmuş sistemler olduğu için çevresel fayda ve maliyetler her zaman eşitsiz bir şekilde dağılıyor. Bu hem tarihsel olarak böyle olmuş hem e, güncel olarak böyle oluyor, hem toplumlar arasında yani be, belli bir toplumun içindeki gruplar arasında çevresel fayda maliyetler eşitsiz, hem toplumlar içinde özellikle <laughs> küresel kuzey ve güneyden bahsettiğimiz zaman e, çevresel maliyetlerin daha ziyade e, çevre yani küresel kuzeyin e, aslında fayda sağladığı bir takım yıkıcı çevresel e, fa, e, şeylerin, süreçlerin, maliyetlerin özellikle başka coğrafyalara, küresel kuzey üzerine e, aktarıldığı e, hem tarihsel hem güce olarak bir gerçek. Yani büyüdükçe, ekonomik büyüme devam ettikçe adaletsizlik de büyüyor. Adaletsizlikler de katlanarak büyüyor. O yüzden adalet, adaleti sağlamak büyümeyi sınırlamaya gerektiriyor. İkinci olarak az önce de biraz böyle bir göz kırptığım büyümenin koşulu olarak adaletsizlikler ya da şöyle diyebiliriz tarihsel olarak büyümeyi sağlayan şey büyümeyi bu kadar özellikle küresel kuzeyde sonsuz büyümeyi mümkün kılan şeylerden en önemlisi zaten küresel kuzey ve güney arasında tarihsel olarak var olan ve bugüne kadar da katlanarak gelen eşitsiz ilişki. Küresel kuzey dediğimiz ee, daha işte endüstriyel ileri kor e, merkez ülkelerle çeper ülkeler küresel Güney arasında bu iki tarafın e, küresel kapitalist sisteme e, entegre olma biçimlerinin arasında kolonyalizme kadar giden eşitsiz ilişkiler e, eşitsiz ilişkilerin kendisi yani bu adaletsiz ilişkinin kendisi zaten e, küresel kuzeyde büyümeyi ...mümkün kılan en önemli şey. Bu ne demek? Küresel kuzeydeki büyümenin aslında küresel güneyden doğru akan... ...ucuz doğalar ve ucuz emekle mümkün olmuş olması... ...ve küresel kuzeyin büyümesinin aslında küresel güneyin doğasının pahasına olmuş olması. O yüzden de büyüme ve adaletsizlik arasında, tarihsel adaletsizlik arasında çok temel bir ilişki var... O açıdan da büyük küçülme fikri için, küçülme önerisi için ada adaletsizliklerin tahammülü çok temel bir yerde duruyor. Bunun içinde hem e, ekolojik borç ya da iklim borcu, ecological debt ya da climate debt, e, bunun ödenmesi e, küresel güneye var. Hem de, e, yani bu daha tarihsel, tarihsel güncel e, bir borç. E, hem de küçülmeciler için... E, Var olan bugün e, hali hazırdaki uluslararası ticaret ilişkilerinin e, yine küresel kuzey ve güney arasındaki ekolojik açıdan eşitsiz mübadele, ya ekolojik yani ekolojik exchange dediğimiz e, uluslararası ticaret ilişkileri arası, e, aracılığıyla ya da bunlar yüzünden e, küresel kuzeyin mesela e, ithal ettiği, güneyden ithal ettiği e, malların çoğunun küresel Güney'in doğasına e, ve toplumlarına zarar verecek e, süreçlerle son derece zararlı süreçlerle üretiliyor olması. Yani aslında e, uluslararası ticaret sisteminin kendisinin e, bu iki taraf arasındaki e, ada, çevresel adaletsizliği e, yeniden üretir, iter e, bir pozisyon olması ve o yüzden de uluslararası ticarete dair de bir takım adaletsizliklerin tamirine dair müdahaleler yapılması. O yüzden küçülme için temel meselelerden bir tanesi. Şimdi bir takım yani küçülme içinde düşünülebilecek ya da düşünülmüş tartışılmış küçülme önerisine dair daha somut politika ve eylemlerden bahsetmek gerekirse ee, ilk önce e, işte doğal kaynak kullanıma dair düzenlemeler var ama bunları bugünün e, işte ana akım ya da popüler ya da yerleşik e, tahayyülünde ve yani politikalar sisteminde e, daha çok kullanılan e, fiyat temelli yani işte karbon piyasaları gibi işte e, karbon vergisi gibi vesaire yani fiyat ya da e, bir takım parasal e, enstrümanları ya da araçları kullanarak değil, doğrudan kaynak kullanımına dair e, bir takım düzenlemelerle ve limitler getirilmesi, e, mesela işte hafiyatçı etki e, ya da işte madencilik eylem e, aktivitelerine moratorium getirilmesi gibi. Az önce de daha önce bahsettim bu e, dersin içinde başta. E, i̇kinci bir grup politika ve eylemler e, istihdam ve insan refahını büyümeden yani e, ekonomik büyümenin devam etmesinden ayrıştıracak bir takım düzenlemeler. E, az önce de bahsettiğim gibi kapitalizm içinde insanların e, hani kendilerini idam ettirmeleri e, parasal bir e, maaş veren bir işleri olmasına bağlı. Bu işlerin istihdamla varlığı da ekonomik büyümenin devamına e, bugün gülümüzde bağlı. Bu işte şey, hani bu bağı biraz daha gevşetecek düzenlemelerden bahsediyor küçülmeciler. Bunların arasında evrensel gelir desteği var az önce bahsetmiştim. Ama bunun yanı sıra iş, pay... <laughs> i̇ş paylaşımı ve iş saatleri azaltımı da var. Yani bugün her yani çünkü ekonomik sistemimiz içinde istihdamın kimin para veren, para ödeyen bir işi olduğu, bu işin ne kadar para ödediği vesaire gibi eşitsizlikle yani bir eşitsiz bir istihdam paylaşımından ziyade var olan iş imkanlarının, iş saatlerinin hakkaniyetli bir şekilde ve toplumsal mekanizmalarla yani piyasa mekanizmasıyla değil, daha toplumsal kolektif demokratik mekanizmalarla paylaşılması e, ve bu sayede de işte hani kimin işi olduğu, kimin hayatta kalabileceği en nihayetinde kararının ee, ekonomik büyümeden bağımsızlaştırılması, en azından kısmen bağımsızlaştırılmasına dair öneriler. Ee, bir üçüncü grup daha ziyade yeniden bölüşme dair ve işte mali politikalara dair progresif vergilendirme yani ne kadar fazla kazanıyorsanız o kadar daha fazla vergi ödüyor olmanız regresif vergilendirme yerine ee, progresif vergilendirme yoluyla hani e, gelir bölüşümünün düzeltilmesi <laughs> ve azami maaş düzenlemeleri yani az önce bahsettiğim evrensel gelir desteği'nin yanı sıra evrensel gelir desteğini daha aşağıya doğru bir limit olarak düşünebiliriz. Bir de yukarıya doğru bir azami maaş düzenlemeleri. Bunun yanı sıra işte kamu yatırımlarının daha ziyade kamu yararı yüksek, toplumsal yararı yüksek, kaynak kullanımı ve enerji kullanımı açısından daha hafif ya da yoğunluğu düşük sektörlere yine. Ee, bahsettiğimiz gibi hani sağlık, bakım, eğitim vesaire gibi sektörlere e, kamu yatırımı yapılması ve demin bahsettiğim küresel adaletsizlikleri <laughs> tamir. Özellikle örneğin ekolojik borcun ödenmesi gibi. Para ve kredi alanında e, küçülmecilerin önerdiği belki birazcık daha e, hani hepsi biraz ütopik geliyor olabilir şu anda size ama belki bunlar birazcık daha e, ütopik olabilir. Ee, özellikle hani alternatif paralar, alternatif para birimlerinin yanı sıra sıfır faiz, zero interest dediğimiz ya da kamusal para, public money, yani para üretme, parayı para üretme kapasitesinin gücünün bankalardan, özel bankalardan alınıp tamamen kamusal ve demokratik kontrol altına sokulması. Bir son e, grup olarak da bununla aslında bağlantılı alternatif ekonomik yapıların kurulması. Kooperatifler, e, işçi kooperatifleri, tüketici kooperatifleri ve kolektifleri, kent bostanları, gıda kooperatifleri, toplum destekli ya da topluluk destekli tarım, community based e, community supported agriculture e, gibi aslında kapitalizme karşı, kapitalizmin dışında ya da kapitalizmin e, aksi e, diyeyim, e, prensiplerle ve e, amaçlarla e, şey yapan hareket eden daha ziyade ihtiyaçlara kara, ka, karşılık e, vermeyi amacayan üretim yapan e, sermaye birikimi ya da büyüme amacının daha kısıtlı olduğu ya da olmadığı yerelleşme eğitimi yer, eğilimi taşıyan hem e, işte yerelden almak yerine satmak hem yerelin yani yereldeki topluluğun ihtiyaçlarına karşılık gelmek gibi e, dertleri olan e, demokratik e, ve çoğunlukla hani en azından e, yani belli seviyelerde, değişen seviyelerde demokratik yönetilen, demokratik karar mekanizmalarına sahip bu yapılar işte tam hem yani e, işte küfürmenin farklı bir ekonomi e, öne, farklı bir ekonomi örgütleme sadece az değil farklı e, vurgusuna denk düşen hem de e, ekolojik açıdan da zaten etkileri kapitalist yapılara nazaran çok daha az olan daha pozitif olan alternatif ekonomi biçimleri. Şimdi çok kısaca bir böyle hani şey yapmış olmak için kafanızda bir soru işareti varmış vardır diye düşünüyorum zaten Türkiye'de bunların imkanı ya da gerekliliğine dair fakat. Bir iki fikirle bitireceğim. Türkiye'de küçülmenin imkanı bir küçülme politikası Türkiye'de neye denk gelir, nereden başlamak gerekir gibi bir düşünce egzersizi diyelim. Şimdi Türkiye'de iki durum aslında birçok yerden daha farklı. Şu açıdan hani büyümeye atfedilen rolün öncelikli olması açısından belki çok farklı değil fakat e, büyümenin öncelikli bir e, hedef olduğu mutlaka büyümemiz gerektiği e, ve büyümeden işte e, kalkınamayacağımız büyümeden e, batı toplumlarının e, seviyesine gelemeyeceğimiz e, işte modernleşmenin en e, çabuk ve en önemli e, şeyinin e, te, tarafının ekonomik büyüme olduğu na dair inanç e, inanç bunun şeyi buna dair tahayül eee lün tartışılmazlığı açısından Türkiye özellikle e, bir e, istisna diyeyim ya da e, çok daha kuvvetli bu tartışılmazlık. Yani siyasi hayatı ve siyasi tarihine baktığımız zaman Türkiye'nin gerçekten büyümeyi sorgulayan yani büyümesek de acaba başka bir şey mi yapsak e, işte daha mı e, hakkaniyetli mi olmaya çalışsak ya da çevreyi ve çevresel ve toplumsal maliyetlerini acaba göz önünde alsak mı kalkınmak ne demek falan gibi tartışmaların çok fazla olduğunu görmüyoruz hatta hiç görmüyoruz daha ziyade e, siyasi alandaki tartışma tarihsel olarak da kısmen yani çoğunlukla güncel olarak da kal nasıl kalkınalım ya da en en iyi nasıl büyürüz en en etkin bir şekilde en, en çabuk nasıl büyürüz ee, gibi yani kalkınmaya ya da büyümeye alternatifler değil, kalkınmanın ya da büyümenin alternatif yolları Bu iki kelimeyi de özellikle birbir e, bir yerine kullanıyorum. Çünkü Türkiye'de e, bu ikisi çok birbirine, yani çok da böyle birbirinden farklı tartışılmış, tartışılan şeyler değil. Şimdi bunun e, ku bu kadar kuvvetli olmasının, e, toplumsal tahayyülde de, siyasal, siyasal tahayyülde de büyümenin bu kadar... E, kuvvetli olmuş olmasını ben kendi akademik işimde de devletin e, ve devlet toplum ilişkilerinin Türkiye'de nasıl kurulduğuyla e, ilişkili görüyorum. Bunu da tarihsel olarak e, devletin e, kendini e, ve varlığını ve hakimiyetini toplumsal alanda meşru kılma yolunu, e, burada işte Antonio Gramsci'nin daha ziyade e, hegemonya kavramını kullanarak, ee, hani devletler sadece zor ile değil rıza ile e, kendilerini ha e, hakimiyet kurarlar hegemonya kurarlar. Bu hegemonya noktasından başlayarak bu hegemonyanın da kurulmasının en önemli ayaklarından bir tanesini devletin e, kendi varlığı ve hakimiyetinin kuvvetini e, toplumun kolektif çıkarını e, temsil ettiği, bu kolektif çıkarı en iyi temsil eden ya da en iyi e, yerine getirecek. Ee, işte iktidar iktidarın e, o kendisi olduğu e, ajanın, sosyal ajanın, sosyal aktörün kendisi olduğu e, önerisinin e, işte hegemonya için çok önemli olduğunu e, olduğundan yola çıkıyorum. Bunu da işte yine Antonio Gramsci şey dediğim gibi onun hegemonya üzerine yazılarından yola çıkarak ve Türkiye'de aslında bu kolektif çıkar. Yani devletin kendini e, temsil etmesi, temsil ettiği iddiası üzerinden kendini meşru kıldığı kolektif, kolektif çıkar aslında her zaman işte kalkınmak, e, büyümek ve yani kalkınma yoluyla bütün herkesin ihya olacağı, Türkiye'nin ihya olacağı, Türkiye toplumunun ihya olacağı, toplumun ihya olacağı e, iddiası oluyor. E, ve o yüzden Türkiye'de kolektif çıkar yani devlet toplum ilişkilerinde devletin kendini üzerinden tanımladığı ve meşru kıldığı kolektif çıkarın büyüme olmasıyla ilişkili. O yüzden büyüme sadece kapitalizmin bir ihtiyacı e, olmanın ve o yüzden de devletin her zaman ittirdiği bir şey olmanın ötesinde e, devletin kendisini meşru kırma, kılma e, yollarından birisi ya da en önemli yolu olduğu için de siyasi olarak da... Pul, e, Vazgeçilmesi çok zor e, bir mefhum. Şimdi bu, bunun bu büyümenin e, işte vazgeçilmez, dayanılmaz cazibesinin özellikle Türkiye'nin son 20 yılındaki e, hani kalkınma rejimi içinde gördüğümüz e, en büyük belki işte şeylerden, paradokslardan ya da yani çatışlardan bir tanesi. E, Türkiye'nin son işte bu 20 yıllık kalkınma sürecinde ya da kalkınma rejiminde son 20 yıllık ekonomi politiğinin özellikle enerji ve inşaat sektörleri üzerinden gittiği hepimizin malumu. Bu aynı zamanda ciddi bir şekilde ciddi bir mülksüzleştirme ve yerinden edilme süreci tetikledi. Yani hem kırda özellikle kırda enerji politikalarıyla ve enerji projeleriyle yerinden edilen ve yani aynı zamanda bu kırsal geçim kaynaklarının çöküşü özellikle ARIP ve tarım e, sektörünün liberalleştirilmesiyle yan yana gelen bir süreç var. Şimdi burada hep gördüğümüz işte büyüme adına bir takım projelerin yapılıyor olması ya da bir takım projelerin hem toplumsal olarak son derece kırıcı, yerinden edici, parçalayıcı hem ekolojik olarak son derece zararlı olan bir takım projelerin e, isti, büyüme adına ee, işte meşru kılınıyor olması ya da büyümeyi sağlayacak projeler olarak sunuyor, sunuluyor olması kamuya ve buna karşı çıkan ya da bundan kötü etkilenecek insanların ya da işte şeylerin e, yerel halklarında e, istihdamla disipline ediliyor olması ya da istihdamla e, çevre mi ya da kalkınma mı çevre mi gibi e, bir soruyla karşı karşıya e, bırakılıyor olması var. Şimdi böyle bir durumda yani Türkiye'de hem küçülmenin bu kadar e, devlet toplum ilişkilerinden e, ne bağlı olarak bu kadar önemli bir yeri varken hem de e, böyle bir kalkınma süreci içinde yerine edinme, mülksüzleştirme ve e, işte e, süreçleri içinde olan bir toplum ve bunun e, işte yani zaten kırsal geçim kaynaklarına koparılmış ya da bu kırsal geçim kaynakları mahvedilmiş bir toplum varken şimdi küçülmeden bahsetmek nasıl mümkün olabilir? Yani zaten her şey yeniden olmuş yerinden ve geçim kaynaklarının olmuş birine tabii ki büyümenin sağladığı istihdam ya da büyümenin sağlayacağı vaat edilen istihdama hayır demesi onu reddetmesi çok mümkün değil. Yani o yüzden şunları söyleyerek bitireyim. Küçülmenin, e, küçülmeyi farklı bir ekonomi kurmak ve e, ekonomimizin neye hizmet etmesi gerektiğini ne dair bir tahayyül kurmak olarak algıladığımızda bunu yapma kapasitesini, e, hangi yani bunu, bunun talep edilebilmesi, bunun bir politika olabilmesinin kapasitesinin bunu talep etme kapasitesini e, ve zeminini genişletecek neler yapabiliriz diye düşünmeyi önereceğim e, burada ilk hat e, aslında büyüme yani bir, belki anti büyümeci, e, henüz küçülmeci olmam, olmasa bile anti büyümeci bir e, geniş bir zeminin kurulması, geniş bir zemin ol, e, var olabilir yani potansiyel olarak zar, var. Var zaten bu, burada geniş bir politika hattı kurulması. Yani büyümenin meşruiyetini sorgulayacak geniş bir politika. Zira e, Türkiye'de büyüme her yerde olduğu gibi ama yani Türkiye'de özellikle hem büyümenin e, faydaları şimdi gelir dağılımına ya da işte zenginlik dağılımına dağılımına baktığınız zaman yani varlık dağılımına baktığınız zaman son derece eşitsiz e, dağılmış durumda büyümenin faydaları fakat görmediğimiz ya da işte bu e, eşitsizlik ya da şey dağılım e, şeylerine göstergelerine yansımayan bir de e, büyümenin maliyetlerinin eşitsiz dağılımı var yani işte az önce bahsettiğim aslında doğayı da son derece yıkıp yıkan, kıran projelerin toplumsal olarak etkileri de, toplumsal ekonomik olarak etkileri de e, var. Yani bu büyüme sürecinden e, e, hem faydalarından e, yararlanamayan hem de maliyetlerinden son derece kötü etkilenen e, bir hat, bir zemin var. Ve bu insan, e, bu zemini, bu grupları e, bir, bir şekilde büyümeyi sorgulamaya doğru bir hatta buluşturmak. Bir ikincisi de işte az önce bahsettiğim işte istihdam ezberini bozmak. Bu istihdam ezberini bozmak, bu istihdam çünkü sadece ezber değil burada istihdam ezberini bozmak yazmama bakmayın. Ee, yine dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanların yani içinde var olduğumuz bunu birkaç kere tekrarladım bu ders boyunca ama kapitalizmin içinde insanların kendilerini idam ettirmeleri istihdam edilmelerine istihdamın olması da ekonomik büyümeye bu kadar bağlıyken işte insanların maddi refahları ve var yani var olabilmeleri, hayatta kalabilmelerinin bugün en büyük imkanı ekonomik büyümenin sağlaması. O yüzden bu işte büyümeyi sorgulayacak hattın kurulmasının yanı sıra e, bu bağı gevşetecek yani refahla maddi refahla ekonomik büyüme arasındaki bağı gevşetecek daha özerk kendimizi idame ettirmenin özerk yani hem devletten hem piyasadan ve ekonomik büyümeden özerk e, temellerini zeminlerini kurabileceğimiz alternatif ekonomik yapılar kurmak, korumak ve yeniden üretmek. Ben Türkiye'de küçülmenin hani iki e, ayağı olabilecekse biraz daha bir maddi ekonomik, bir de daha politik toplumsal hareket ayağının bu ikisi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım e, yeterince açıklayıcı ya da ilham verici olabilmişimdir.